Ölümsüzlük, insan beynini bilgisayara aktarmak. Ölümsüzlüğe bir adım atmak ister misiniz? Tüm hafızanızı, beyninizdeki kayıtlı tüm bilgileri bir bilgisayara aktarıldığını hayal edin. Peki bu aktarılan ruhsuz bir bilgi hazinesi mi yoksa siz mi olursunuz? Peki ya kötü niyetli birileri bu bilgilerinizi, gizli tüm sırlarınızı hacklerse ne olur? Hayali bile korkunç olan bu teknolojiyi hayal eden bilim adamları adımlarını ve nasıl olacağını çoktan incelemeye başladılar. Eğer hala fark etmediyseniz belirtmekte fayda var. İnsanlar artık evrimleşmiyor. David Attenborough geçenlerde belirttiği gibi insan, kendisini özgür iradesiyle doğal seçilim sürecinden soyutlayan ilk türdür. Bu sebeple de artık evrim zincirinin bir parçası değiliz. Stephen Hawking ve Elon Musk'ın robotlarının gelişip bizim yerimizi alacağı ve insanlar için en büyük tehdit unsuru olacağı yönündeki teorilerini de göz önüne aldığımızda karanlık günler bizi bekliyor diyebiliriz. Robotların bizim soğuk ve cansız efendilerimiz haline gelmelerini sağlamak yerine neden biz insanlar olarak kısmen robotumsu hale gelmiyoruz? Diyen nörobilimci Ron Randall Cohen, bu konu hakkında bir beyin emülasyonu projesinde çalışmaktadır. Bu projeye göre beyin mekanizmalarının bulunup kodlara dökülmesiyle yani bir diğer deyişle beynin haritalanmasıyla insanların teorik olarak sonsuza dek yaşamaları mümkün. Rondal, Randall Cohen'e 13 yaşındayken Arthur C. Clarke'ın The City and the Star romanını okumuştum. Postmodern bir roman. İnsanlar ölümsüz, şehirde hafıza bankalarında depolanmış, insanları yaratabilen ve yok edebilen devasa bir merkezi bilgisayar tarafından yönetiliyor. Bu benim için muhteşem bir keşifti. Çünkü sürekli ve yavaşça düzensizliğe doğru giden bu evrende insanı ve düşüncelerini diğerlerinden ayıran şeyin bilgi olduğunu öğrenmiştim. Olay bana doğrudan hitap ediyordu. Çünkü o zaman buluşlara ve her tarz yaratıcı faaliyete karşı güçlü bir ilgim vardı. En sinirlendiğim konu ise sürekli zamanın tükenmesiydi. Bu da tabii ki benim kendi kısıtlamalarımdan kaynaklanıyordu. Sınırlı düşünce ve imgeleme yetisi, sınırlı bilişsel eylem ve fiziksel dayanıklılık vesaire. Eğer kendimizi bilgiye maruz kalmış süreçler olarak düşünürsek bu sınırları aşma olasılığı da mümkün hale getirmiş oluyoruz. Ancak kendimizi doğal gelişim sürecine bırakırsak, bütün sınırları aşabiliriz. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olası yaklaşımları açığa vurmak için olayların iç yüzün, yüzünün ve tutumlarının üzerine durmak epeyce yıllarımı aldı. Al, altsız bir zihin ise bunların hepsini mümkün kılmamıza yarıyor. Daha sanal bir dünyada yaşamak ilginç olurdu tabii ki. Ya da bu gezegende yaşamak için elverişli olmayıp daha da daha çok uzay gibi yerlerde yeşerebilecek vücutların içinde yaşamak daha ilginç olurdu. Oksijen tüketiminin gerekli olduğu dünyada yaşamak artık zavuri olmazdı. Daha çok The Cloud sistemindeki gibi bir ortamda varlığımızı idame ettirirdik. Olay sadece uzayda yerleşeceğimiz yerden ibaret değil, aynı zamanda ölümlülüğün ortadan kalkmasından dolayı insan hayatını normalde aşacak sanat veya bilim projelerini de gerçekleştirebilirsiniz. İnsanın özünü nasıl haritalandırabiliriz? Kimliği bir takım kodlar bütününe nasıl aktarabiliyoruz? Bu nöronların diğer nöronlarla bağlanma yoluyla yani konektomla bağlantılı bir karar verme aşamasındayken beyindeki söz konusu eylem bir yerden bir yere taşınıyor sinaptik bağlantıların işleyiş şekilleri ve onların beyin beyninin belirli bir konumunda yapılması gerçeği bize bir çeşit hatıra kazandırır. Hatıranın ne olduğuna yönelik popüler kavram gelecekteki eylemi etkileyen bir önceki eylem gibi mühendislik ve bilimsel tanımdan çok daha öte. Hatıra büyük annenizin suratını hatırlamaktan veya iki dakika önce ne dediğinizden oluşmamaktadır hatıra dediğiniz şey bir konser piyanistinin neden belirli bir yöntemle piyano çaldığından tutun, bir yöneticinin neden bir iş kararını o belirlenen yönde uyguladığına kadar gider. Bunun nedeni DNA'ların getirdiği kalıtımsal bilgilerin yanı sıra geçmiş tecrübelerinin de bulunmasıdır. Bu gerçekten sizi siz yapan özelliklerinizi daha geniş bir terimle kişiliğiniz hakkındaki her şeyi etkiliyor. Öte yandan birçok sinir bilimci İnsan beynine tıpkı bir bilgisayar gibi yaklaşıyor. Beyindeki tüm girdileri, duysal verileri hesaplamalar yoluyla çıktılara davranışlarımıza çevirmeyi düşünüyorlar. Zihni bir bilgisayara yükleme fikri için teorik argümanlar da burada başlıyor. Eğer bu süreç eksisi biçimde haritalandırılabilirse, beynimizin tamamı barındığı verilerle ortaya çıkan kişisel zihnimizle birlikte bilgisayarlara kopyalanabilir. Bu noktalar noktada kafalarda bir soru odağı oluşması doğal elbette. Beynimizi kopyalasak bile fiziksel bedenimize bağlı olan zihnimiz öldüğü zaman yine ölmüş mü olacağız? Beynimizin barındırdığı verilerin bir kopyasının bir bilgisayarda bulunması, belki ilerleyen zamanda yapay beyinlere transfer edilmesi ve bu yapay beyinlerinde başka vücutlara nakledilmesi mümkün olsa bile bizi biz yapan gerçekte ne olacak?'' Geniş anlamda düşünürsek seksin ve ürenip, üremenin ortadan kaybolmasına pek imkan yok. Aktif uyum sağlayabilen bir türün her ikisi içinde farklı çeşitler keşfetme ihtimali çok yüksek. İlk zihin aktarını pratikte ne zaman gerçekleştirebile gerçekleştirebileceğiz? Bir solucanın zihnini zaten aktarıldı. Fakat onların beyinleri memelilerin beyinlerinden daha farklı çalışıyor. Ancak 10 yıl içinde bir sirke sineğinin zihnini aktarmak mümkün olacak bence. O noktadan sonra da insan zihninin aktarılma sürecini tahmin etmek çok da zor olmayacak. Black Mirror dizisinde yer almıştı. Netflix yapımı Black Mirror dizisinin 3. sezon 4. bölümünde San Junipero gelecekteki bir zamanda insanların tercihen bilinçlerini süper bilgisayarların veri tabanına aktararak sonsuza kadar yaşayabileceğini bir dünya anlatıyor